Eğitim ve Bilgi Akademi'nin ders sever arkadaşları. Merhaba. Bugün sizlerle denk kesirler oluşturmayı öğreneceğiz. Denk kesirlerin ne olduğu, yani nasıl oluşturabileceği gibi konularda sizlere bilgi vereceğiz. Başlayalım. Denk kesirler oluşturuyorum. Bir kesire denk kesirler oluşturmak için kesrin payını ve paydasını aynı sayıyla çarparız. Bu yöntemle genişletilen kesirler denk kesirlerdir. 1/2 kesrinin pay ve paydası 2 ile genişletilirse 2/4, 4 ile genişletilirse 4/8 denk kesirleri elde edilir. Böylece 1/2 denktir, 2/4 denktir, 4/8 olur. Denk kesirlerin sembolü eşittir der. Denk kesirler modellerde de görüldüğü gibi aynı miktarları gösterir. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi genişletmede yanlış anlaşılan bir şey var. Bir sayıyı aynı sayıyla çarpma işlemi. Hayır arkadaşlar. İstersen ben 1/2 ile tamam mı? 1/2 çarpı 5/4 derim. Yine genişletme yaparım. Yeter ki çarpayım. Ama buradaki çarpma işlemini aynı sayıyla çarpmak gerekli. Mesela aynı sayıyla çarpmak gerekli dedik. Denk kesirlerin sembolü, bakın denk kesirlerin sembolü eşittirdir. Bir de arkadaşlar, bir bütünün aynı miktarını gösterir denk kesirler. Aha burada belirtildiği gibi. Devam edelim. Denk kesirleri genişleterek elde edebildiğimiz gibi sadeleştirme yaparak da elde edebiliriz. Pay ve paydası aynı sayıya bölünebilen kesirler sadeleşir. 6/15 kesirini sadeleştirerek denk kesir elde edelim. 6 ve 15 sayılarının her ikisi de 3'e bölünebilir. O halde hem payı hem paydayı 3'e bölelim. Pay 6/3, payda 15/3 olur. Bölme işlemlerini yaptığımızda 2/5 kesirini elde ederiz. 2/5 kesri 6/15 kesrine denktir. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Vallahi ben ilk başta dedim ki 6/15'i neyi bölebilir diye düşünürdüm. Bakın 3 vardı değil mi ya? 3 vardı. 3 vardı. Cık, inanamadım ya. Sadeleştirme yaparak 8/12 kesrine denk kesirler bulalım. Tamam. 8/12 kesrinin pay ve paydasını 2'ye bölerek sadeleştirdiğimizde 4/6 denk kesrini elde ederiz. 4/6 kesrinin pay ve paydasını 2'ye bölerek sadeleştirdiğimizde 2/3 denk kesrini elde ederiz. Buradan 8/12 kesrine denk 2 kesir elde etmiş olduk. 8/12 denktir, 4/6 denktir, 2/3'tür sonucuna ulaştık. Şimdi arkadaşlar bakın, burada size belirtmem gereken bir şey var. Şimdi bakın, denk kesirlerin çizgisi 3 değildir. Hatta şu 3 çizgiyi biz niye koyduysak, hatta beyaz yapalım ya. Silelim de. Silelim arkadaşlar. 3 çizgi değildir. Eşittir, tamam mı? Eşittir. Neymiş? Eşittir. Eşittir. Bu 3 çizgiyi o yüzden siliyoruz. Allah belli olmadı. Evet arkadaşlar, bir Eğitim ve Bilgi Akademi videosunun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yani daha doğru düzgün anlatabilmişimdir. Keyif almışsınız derken inşallah doğru düzgün anlatabilmişimdir. Eğer doğru düzgün anlatabildiysen bunu yorumda belirtin lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.